Herkese selamlar, sevgiler. Kadıköy'deyim. Kadıköy'ün lezzet durakları başlasın. Şimdi Kadıköy'ün simgelerinden meşhur menemenci Cemal Polat'a geldim. Buranın menemenleri çeşit çeşit zaten yıkılıyor. Hadi gelin içeri. Cemal abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ustacığım kolay gelsin size de. Abi yine tezgah dolu. 12 göz var, devamlı pişiyor. İki kişi olarak. Şimdi ne yapıyorsun abi bu? Bu şimdi beyaz peynirli yapacağız. Beyaz peynirli yapacağız. Evet. Ha, bizim... Sana vereceğim o beyaz peynir. Bana vereceğim. Evet. Valla sen severim dedim beyaz peynir. Beyaz ben de itiraz de... etmedim abi. Hakikaten yani bir numaralarımızdan bir tanesidir beyaz peynir. Beyaz peynirimiz de güzel. 17 yıldır menemen yapıyoruz. Sloganımız, işimiz, gücümüz menemen. Hakikaten peynirimiz 10 numaradır. Peynir geldi. İddia ediyorum yani. Cemal abiciğim bunun böyle fiyatı ne kadar? Beyaz peynirinin. Bunun şu andaki itibarıyla en son fiyat güncellememizde 32 lira. 32 lira. Evet. İki kişi de yiyebilir. Bir kişiye tam böyle şey geliyor, doyuruyor yani, doyurucu evet, oluyor. Evet. Ondan sonra buradan böyle bu şekilde beyaz peynirimiz hazır. Buradan da zilimize basıyoruz. Ellerine sağlık abi. Ben o zaman masaya geçiyorum. Tamam. Evet, şimdi menemenlerimiz geldi. Birisi şöyle kaşarlı, sucuklu. Bir de böyle beyaz peynir var. Bunu Cemal abi çok övdü. Ben şimdi müsaadenizle şöyle güzel kallavi bir lokmayla başlıyorum. Ekmek de çıtır çıtır bu arada. Menemen ekmek benim için süper bir kahvaltı öğünü. Şöyle güzel bir lokma aldım. Sıcak duruyor valla, yanmam inşallah. Ben burada daha önce menemen yemiştim. Zaten beğendiğim bir yer, çok sevdiğim bir yer. Beyaz peynirli ilk defa yiyorum ama beyaz peynirli güzel. Şimdi de kaşarlı sucukludan alacağım böyle güzel bir lokma. Şöyle kendime güzel bir şey inşa ediyorum. Bunu da izninizle gömüyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Şimdi Kadıköy'de bir söğüşçüye geldim ama burası başka bir söğüşçü. Burası Japonyalı bir söğüşçü. Bizim Beyoğlu'ndan tanıdığımız Muammer abinin buradaki şubesi bir nevi de. Böyle eski Rex sinemasıyla Bahariye arasındaki sokakta kalıyor burası. Şimdi sizi Yuji ile tanıştırayım. O güzel söğüşlerinden de bir yiyelim. Evet, Kadıköy'ün Japon söğüşçüsüne geldim. Yuji kolay gelsin. Merhaba. Bir taraftan güzel bir söğüş hazırlayalım. Bir taraftan da senin hikayeni dinleyelim. Benim bir arkadaşıyla şey balık pazarında gittik. Bir de güzel bir sokak, bir lezzet, şey değişik bir şey yemek istedim. Muammer abi bir şekilde keşfettik. Her hafta, her iki hafta orada gidiyordum. Ondan sonra Muammer abiyle şey bayağı sohbet ediyorduk. Yakın olduk. Benim Muammer abinin şey sohbet çok seviyorum. Onun enerjiyi bayılıyorum. Ondan şey çok yakın arkadaşları olduk. Yani sen Muammer abinin müşterisiyken şimdi de burada Kadıköy'deki söğüşçü oldun yani bir anda, değil mi? Aynen öyle. Şey gibi hissettim ya. Bu hayvan şeyler var ya. Ooo, Afrika'dan, Japonya'dan bir şey geldi. Ustacığım, söğüş hazır. Ellerine sağlık. Afiyet olsun, itadakimasu. Ne dedim bir daha söyle? Afiyet olsun, itadakimasu. Itadakimasu. Masu. Evet, söğüşümü aldım şöyle. Eline sağlık, bak gel şöyle bir yakından gel göstereyim. Ben şöyle bunu ikiye böldürdüm. Normalde böyle bütün bir sandviç ekmeği var zaten bunun. Şöyle müsaadenizle ben bundan şöyle güzel bir lokma alacağım. Bu arada bu söğüşe domates ve beyin koymuyor Muammer abi. Yani bu da onun tarzı. Biz bunun tadına bakalım. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Kadıköy'deki bir diğer durağımız pilav arabası. Burası Cafer Ağa'da. Buranın klasik nohutlu pilavı var. Bir de körülü bir tavuğu var. O zaten efsane. Hadi gelin tezgaha doğru gidelim. Gelsin, kolay gelsin. Hoş abi. Hoş geldin kardeşim benim. Nasılsın, iyi misin? Çok güzel bir tezgaha geldin. Hatta İnanın bak yemişsin buraya. Şunları da şuraya alalım. Onu bir göstersene. O senin neydi? Mangal sosu muydu? Bu spesiyelimiz abi. Başka hiçbir yerde bulamazlar. Mangal sosu diyoruz. Hafif acı ve baharatlı tavuğumuz. Bir de abim bak esas olayı da senin bu körülü. Bizim tavuktaki olayımız göğüsten kullanırız. Bir gün öncesinde onu bir marine ederiz. Bütün o sosu lezzetli çeker ve pişiririz abi. Abi yağlı kağıt. Yağlı kağıt olmaz. Sokak kültüründeki bir ayrıntıdır. Bana sorsan bildiğin anam babam tiftik, tavuk ve pilav. Mis. Karabiberle. Tabii karabiber pilavın olmazsa olmazı ya. İmzası. Değil mi? Tabii canım. Evet. Bunu şöyle yapalım abi. Bu köri. Bak bu da 1,5 porsiyon bu arada. Bu 1,5 diye geçiyor. Aynen. 1,5 örnekleri görsünler diye arkadaşlar gelirlerse. Karışımda lezzeti başka oluyor abi. Bunu da böyle bayağı seviyor.
insanlar. Vallahi sanki bu benim daha çok ilgimi çekti ya. Lezzette de içi lezzet ayrı ayrı. Bulamaç olmayacak. Karıştırmıyorsun. Farklı farklı patlayacak ağızda. Bunu ne kadar abi bu şekilde fiyatı? 1,5. 1,5 porsiyonun. Bunun da yine şu anlık 34 TL. 34 TL. Evet kardeşim. Tamamdır. Eline koluna sağlık. Ben masaya geçiyorum. Sen buyur masaya, ben sana geçiriyorum kardeşim. Tamamdır. Eyvallah. Evet, şimdi masaya geldik. Masaya mangal sosu bir tarafı. Bir tarafı da körülü tavuklu pilav geldi. Bir de burada klasik tiftik tavuklu klasik pilav var. Şimdi ben önce bir şu mangal sosudan başlıyorum. Şöyle güzel bir kaşık alıyorum. Biraz acılaştı mı bu ya? Hı? Daha önce yedim dedim de bu kadar acı değil sanki. Bu kadar. Şimdi körülden bir kaşık alıyorum şöyle. Buranın pilavı zaten Kadıköy'de sevilen bir yer. Benim de favorilerim arasında. Bir de burada şöyle klasik pilav var. Bu da ben klasikten vazgeçmem diyenler için. Ya benim muhtemelen bunlardan birini seçmem gerekirse klasiği seçerim her zaman. Ama bunlar da çok ayrı ayrı, ikisi ayrı ayrı güzel. Şöyle burada ayranımız da var. Biz bunların tadını çıkartalım. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet, şimdi Kadıköy Balık Sokağı'nda Kırmızı Ete geldim. Buranın soslarını çok tavsiye etmişlerdi. Hadi gelin birlikte tezgaha doğru gidelim. Halil abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin o meşhur sosisini aldık, ızgaraya geldik. O zaman yapalım yiyelim. Yapalım yiyelim abi. %90 dana, %19'u olan bir spesyal ürünümüzdür. Aroması bize aittir. Sulu bir üründür. İçerisinde katkı yoktur. Tutucular yok, ben çevirelim. Bir ön tarafımızdaki bu kızarıklığı alalım böyle. Sularımızı damlatalım. Şahane oldu. Halkı yeniden bir kendi haline getirdin sen bile. Bir de arkada iki sos dağıttın abi sen. Evet abi, onlar da Frankfurter. Frankfurter. Gravyerli. Kars'tan getirdim. Ha, birisi gravyerli. Tabii. Zaten senin burada çeşitlerin aslında çok fazla yani. Ispanaklı. Aşağı yukarı 16 tane çeşit sosimiz var. Yani. Ispanaklısından, havuçlusundan, fümelisinden, tütsülüsünden, mantarlısından hepsi de var. Soslarımız pişti, kızardı. Allah, nar gibi olmuş Halil abi. Evet. Diğerlerini de onun yanına alacaksın sen. Evet. Onları ayırmayalım biz birbirinden. Aynen. Halil abi, bunların bir de şöyle kısaca bir fiyatlarından bahsetsek. Zaten bir halka sos bizim 230 ile 250 gram arasındadır. Hı hı. Patatesiyle. Ondan sonra acı sosuyla, turşusuyla 72 lira. Ellerine sağlık abi. O zaman ben hemen masaya geçiyorum. Afiyet olsun kardeşim. Evet, şimdi şöyle ızgaradan aldık, sosisleri geldik. Altında da patatesler yatıyor ama ben şunun hastasıyım bir kere. Ondan başlayacağım. Şimdi şöyle şuradan kesiyorum. Biraz da büyükçe bir parça kesiyorum. Şöyle bak, bir yakından gel. Şunu şöyle çok böyle fazla rahatsız etmiyorum bu arkadaşı. Şu halka sosu bambaşka bir şey. Zaten kırmızı ete gidiyorsanız bundan mutlaka yiyin. Önce bununla başlayın. Daha sonra diğerlerinden de şöyle birer parça alacağım. Bu gravyerli olandı galiba. Bakıyorum. Evet. Bu gravyerli. Bir parça da bundan alıyorum. Şimdi hızlıca bir de klasiğe geçiyorum. Şahane bir şey ya. Ben böyle bunları ufaktan götürmeye devam edeyim. Bir sonraki durakta da görüşelim. Evet, Kadıköy'deki bir sonraki durağımsa ciğerci Hulusi oldu. Buranın ciğerlerini çok tavsiye etmişlerdi. Hadi gelin doğruca içeriye gidelim. Evet, kolay gelsin. Teşekkürler. Kaç şiş var burada? Bir porsiyonumuzda 10 şiş var. 10 şiş var. Ne kadar sürüyor bunun pişmesi aşağı yukarı? Yaklaşık 3-4 dakika sürüyor. Yanında da böyle 6-7 çeşit garnitür ikramlarında bulunuyoruz. Bunlar neler var burada? Sınırsız olarak veriyoruz. Ezmemiz var. Soğan piyazımız var. Pişmiş soğanımız var. Turşu, limon, biber veriyoruz. Şöyle közde soğan, biber, domates veriyoruz. Yeşillik falan veriyoruz. Masaya sınırsız olarak geliyor tabii. Bundan sınırsız, bittikçe geliyor. Evet, bittikçe, istendikçe biz servisimizi yapıyoruz. Yani bir porsiyon ciğerde söylesem bu standart. Evet, geliyor. Standart olarak bunlar. Tabii vallahi kimi şahane. Kimi gelen misafirlerimiz, kimi gelen müşterilerimiz yağlı lavaş falan da istiyor. Yağlı lavaş. Evet, özellikle Mersinlere denk gelince bu böyle oluyor. Özellikle yağlı lavaş deniliyor. Bunu da seve seve yapıyoruz. Normalde bunları takviyeli veriyoruz bir de. Sıcak sıcak yeniliyor. 5 evet, verip evet. Arkasından tekrar 5 veriyoruz. Şimdi baharatını da atıyoruz. Böyle. Evet, bunun böyle bir porsiyon ciğerin fiyatı ne kadardı? Şöyle bir porsiyon ciğer 88 TL oluyor. Porsiyon ciğerimizde 10 şiş var. Allah süper.
Ellerine kollarına sağlık ustam. Ben masaya geçiyorum, masada görüşürüz. En güzel şekilde. Ferhat'cığım eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi ben şu yağlı ekmekten alıyorum bir parça. Ciğerde sıcak sıcak. Böyle şişimi çektim. Hatta dur, kendime biraz torpil yapacağım bugün. Ödüllendireceğim kendimi. Vallahi küçük bir iş kazası oldu. Şurada lekemizi aldık. Neyse ben kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle ciğerimi koydum. Birazcık soğanımdan alıyorum şöyle. Çok az. Çok böyle tadının önüne geçmeyecek. Ciğerin olmazsa olmazı kimyon. Kimyonumdan biraz attım. Şöyle güzel bir lokma oluşturdum. Bunu böyle müsaadenizle. Ciğer şahane. Bu arada ciğeri normalde böyle servis etmiyorlar. Bir porsiyon yarım yarım geliyor böyle sıcak sıcak gitsin diye. Ben tabii size göstermek için tamamını istedim. Şöyle yakından da göstereyim. Toplamda 10 şiş var. Bu şekilde fiyatı 88 lira. Ben buranın şu mezelerde bu arada sınırsız devamlı arkası geliyor. Kaç? 2, 4, 6, 7, 8 çeşit meze var. Bizim masanın tadını çıkartalım. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Kadıköy'deki son durağımda Viyana kahvesinde şöyle tatlı bir kapanış oldu. Buranın San Sebastian'da çok meşhur. Şöyle sıyırıyorum ve güzel çikolatalı tarafından bir kaşık alıyorum. Videoyu da tatlı tatlı kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.